Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Elizabeth Truss'ı Türkiye'de Ankara'da ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Feeling the happiness kendisine of hosting Her Excellency Elizabeth Truss, Secretary of State for Foreign, Commonwealth ziyaret and Development Affairs of the United Kingdom in Ankara, Turkey. Indeed, this is the first visit of my colleague to Ankara as the Secretary of State. She kendisiyle en son 7 Nisan'da NATO marjında Brüksel'de görüşmüştük. Her vesileyle bir araya gelip İkili ilişkilerimizi enine boyuna değerlendiriyoruz. Birlikte ikili ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşuyoruz. Stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile her seviyede yakın diyalogumuz var. Ve çok yakın ilişkilere sahip olduğumuzu söylemek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan Boris Johnson'la sürekli temasları var. Salı günü telefonda bir kere daha görüştüler. Ve iki bakan yardımcımız Sedat Önel ve Faruk Kaymakçı geçen hafta Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa ve Kuzey Amerika'dan sorumlu Devlet Bakanı James Cleverley ile bir araya geldiler. Hem ikili ilişkileri hem bölgesel konuları değerlendirdiler. Bilgi alışverişinde bulundular. 2011 yılında biliyorsunuz ikili ilişkilerimize sivil toplumu dahil etmek için Tatlı Dil Forumu'nu kurmuştuk. Şimdi 8. Tatlı Dil Forumu'nu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Ekim ayında sıra bizde, Türkiye'de gerçekleşecek. Tarihler üzerinde çalışıyoruz. En yakın zamanda tarihinde belirleyeceğiz. O platformun da ilişkilerimize çok önemli katkılar sağladığını görüyoruz. Bir taraftan sivil toplum, bir taraftan basın, akademik dünyası ve birçok kurumlardan katılımla gayri resmi bir formatta ilişkilerimizi ve işbirliğimizi farklı alanlarda değerlendiriyoruz. Çok faydalı olduğunu, ben de çok defa katıldım, faydalı olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan ikili ticaret hacmimizi ve ekonomik işbirliğimizi de arttırmak için çalışıyoruz. Geçen sene 20 milyar dolarlık ticaret hacmimize çok yaklaştık. 19.3 milyar dolarlık ticaret gerçekleştirdik. Ve Birleşik Krallık 2021 yılında bizim en çok ihracat yaptığımız 3. ülke oldu. Almanya ve ABD'nin ardından. Şimdi hedeflerimizi büyütmek istiyoruz. Öncelikle serbest ticaret anlaşmasının kapsamının genişletilmesi için çalışıyoruz. Bir çalışma başlattık. Diğer taraftan Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi yani JETCO ve İş Forumu'nun toplantılarını da bu sene içinde gerçekleştirmeyi istiyoruz. Bu mekanizmaların ticaretimizi ve ekonomik işbirliğimizi arttırmada çok etkili olduğunu gördük. Diğer taraftan tabii iş dünyamızın yatırımları da arttırmak istiyoruz. Önündeki bazı engellerin kaldırılması konusunda da bugün Listras'a desteklerini esirgememesi gerektiğini, daha doğrusu İçişleri Bakanlığı'yla görüşerek bu sorunların halledilmesi konusunda bugün değerlendirmede bulunduk. Yani Ankara Anlaşması çerçevesinde iş insanlarımızın başvuruları biraz gecikiyor. Bu halloluncaya kadar da ülkeden ayrılamıyorlar. Dolayısıyla bu teknik sorunların da halledilmesi gerekiyor. Yatırımı ve ticareti arttırmamız gerekiyor. Diğer taraftan bugün İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace da Türkiye'de. Özellikle savunma sanayi alanında da işbirliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz. TFX biliyorsunuz uçağı üzerinde yoğunlaştık. Yine enerji konusunda işbirliğimizi arttırıyoruz. Ve savunma sanayi konusunda detayları zaten Savunma Bakanımız Hulusi Akar ve Ben Wallace kendi aralarında da bugün değerlendirecek. Tabii terörle mücadele konusunda da Birleşik Krallık bizim müttefiğimiz ve PKK terör örgütü aynı şekilde Birleşik Krallık tarafından da terör listesinde. Ama diğer taraftan son zamanlarda bazı artışlar oldu ve bizim de iade taleplerimiz var. Mal varlığı dondurma taleplerimiz var. O konularda bugün gündeme getirdik.
gerek PKK, gerek FETÖ, gerekse DHKPC gibi terör örgütleri beklentilerimizi de aktarmış olduk. Tabii ikili ilişkilerin yanında bölgesel konuları da değerlendirdik. Özellikle Ukrayna, NATO'nun genişlemesi, tabii Suriye'de insani yardımlarla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nin süresinin uzatılması gibi konuları da el aldık. Her biri önemli konu. Ve Suriye'den özellikle gelen terör saldırıları da tabii bizim gündemimizde. Diğer taraftan eğer bu Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararı uzatılmazsa neler yapabiliriz? Oradaki insanlara insani yardımları nasıl götürebiliriz? Bunları da değerlendirdik. Ve Ukrayna'dan tahıl ihracatı konusunda yaptığımız çalışmalar hakkında Elizabeth Truss'a bugün bilgiler de verdik. Bu konuda Birleşik Krallık ile de işbirliğimizi sürdüreceğiz. Aynı şekilde diğer bölgesel konularda da istişarelerimizi sürdürmek istiyoruz. Hem ikili ilişkilerimizi hem NATO çerçevesinde güvenlik işbirliğimizi ve ikili düzeyde de tabii hem de bölgesel konularda stratejik ortağımız Birleşik Krallık ile işbirliğimizi arttırarak devam ettirme kararlılığındayız. Ve tüm bu konuları bugün samimi bir ortamda değerlendirdiğimiz için ve ziyaretleri için Elizabeth Truss'a çok teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine bırakıyorum. Well, thank you very much, Mevlut, for your welcome. It's great to be here in Ankara. At a time when security, sovereignty and self-determination are under threat, the United Kingdom's long-standing alliance with Turkey is more important than ever. We are the two largest European contributors to NATO. Türkiye ile işbirliğimize devam ettiriyoruz. NATO'da ortak olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ticaret konusunda ilişkilerimizi yürütüyoruz ve görüyorum ki tarım ve hizmetler alanında da çalışmaları daha da artarak ticaret hacminin daha iyi hale geleceğini gösteren çalışmalarımız var. Terörizm konusunda ise yine işbirliği yapıyoruz. Şu anda hali hazırda Rusya'nın Ukrayna'da sürdürmekte olduğu bu korkunç savaş hususunda birlikte çalışıyor ve Ukrayna'da refah getirmek için, barışı getirmek için uğraşıyoruz. Putin'in bir savaş aracını görüyoruz. Şu anda Ukrayna'daki limanlar bloke edilmiş durumda. Dünyanın dört bir tarafına ithal gönderilecek olan tahılların bu limanlarda kaldığını biliyoruz. Birleşmiş Milletler tarafından gösterilen bir destek olmasıyla birlikte burada bir güvenli aralık oluşturmaya çalışıyoruz ki Ukrayna limanlarından bu tahılların gönderilmesi sağlanabilsin ve Ukrayna limanlarının Rusya saldırısından korunması için çabalar sürdürülüyor. Ama burada gecikmeler görüyoruz maalesef. İşte bu sebeple de önümüzdeki ay en geç bir eyleme geçilmesi gerekliliği söz konusu ki yeni mahsuller de gelecek. Bunların da aktarılması konusunda bir problem yaşanmasın. NATO zirvesi esnasında yine görüşmeler gerçekleşecek önümüzdeki hafta ve Türkiye ile de bir müttefik olarak buradaki konuşmalarımıza devam ettireceğiz. Finlandiya ve İsveç'in yine NATO'ya katılmasının bizim kolektif güvenlik çabalarımız için güçlendirici bir etki olacağını düşünmekteyiz. Birleşik Krallık ve Türkiye Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı bu savaşın muhtemel sonuçları konusunda istişarelerin devam ettirmekte. Herhangi bir şekilde Ukrayna egemenliğini tekrar ele geçirene kadar duramayız, durmamalıyız. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Umuyorum ki Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler güçlenerek ilerleyecek ve gelişecektir. Çok teşekkür ederiz. Sorunuz var mıdır acaba? My
Sorum. Sayın konuk. I'm here. This is your first visit coming to Turkey as Foreign Secretary of the United Kingdom. So what were your main goals as part of this visit? And as a result of your meetings, what kind of tangible steps are foreseen in the upcoming period regarding bilateral relations? Also, especially in terms of economic relations post-Brexit. Eylemler neler olacaktır? Bir de Brexit sonrası ilişkilerle ilgili yorumlarınızı merak ederim. Çok çok teşekkür ederim. Türkiye'ye gelişim benim için çok kıymetli çünkü Türkiye Birleşik Krallık'ın stratejik ortağı. Buradaki amacımız elbette ikili ilişkilerimizi derinleştirmek. Özellikle ticaret alanında bu çalışmaları yürütmek istiyoruz. Ticaret anlaşmasının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında ticaret ve hizmetler ve tarım konusunda da düzenlemeler yaparak bir genişletme hedefliyoruz. Sanayi alanında işbirliği yapmak istiyoruz. İmalat ve özellikle de enerji alanlarında çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü şu anda enerji güvenliği konusunda herkes bir tehdit altında. Güneş enerjisi ya da yine rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklar konusunda Türkiye ile hem bu tür enerjilerin üretimi ve sanayisindeki imalatla ilgili çalışmaları yürütmekteyiz. Ve pek tabii güvenlik konusundaki ilişkilerimizin de güçlendirilmesi konusunda hedeflerimiz söz konusu. Sanayi, endüstri kapasitemizin artırılması gerektiğini biliyoruz güvenliğin daha iyi hale getirilmesi için ve bu konuların hepsine görüşmeleri yürütmekteyiz. Biz ama hani Türkiye ve Birleşik Krallık'ın NATO'nun önde gelen ülkeleri olarak daha iyi ilişkileri olması gerektiğini düşünmekteyiz. Türkiye'de özellikle Ukrayna'da yine Ukrayna'daki çabaları için çok kıymetli şeyler yaptı. Bunları hepimiz biliyoruz. Ben de Mevlüt Bey'e şahsına çok çok teşekkür etmek istiyorum bu çabaları için. Eğer buradaki sorun çözülmezse, bu limanlardan tahıllar çıkartılamazsa ciddi bir açlığa sebep olacaktır. Ve bu konuda da yine uygulamaya dair kararlar alabileceğimizi düşünüyorum. Her iki bakana da ayrı ayrı sorular istiyorum. I would like to ask questions to both ministers actually. Birleşik Krallık Ukrayna'daki tahıl krizinin çözümü ulaşması için ne gibi somut adımlar atıyor? Az önce siz ayrıntıları paylaştınız ama hangi adımlar atılıyor Birleşik Krallık'ın? Sayın Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahıl koridoru oluşturma konusunda Türkiye'nin bir süredir çaba gösterdiğini biliyoruz. Bu çerçevede askeri bir heyetle geçtiğimiz günlerde Moskova'daydı. Acaba somut bir gelişme var mı? Bir mekanizmadan bahsediliyor. Hatta 10 gün içerisinde bir zirvenin yapılacağına ilişkin de bazı bilgiler vardı. Herhangi bir somut tarih ya da bir takvim söz konusu mudur acaba? Bir de bir iddia var efendim. Son dönemde basında yer aldı. Ukrayna'dan çalındığı belirtilen tahılların aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkelere Rusya tarafından satıldığı yönünde iddialar. Bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz? We are very clear that this grain crisis biz bu tahıl kriziyle ilgili çok net bir duruş sergiliyoruz. Bunun en geç önümüzdeki ay çözülmesi gerektiğini yoksa burada yıkıcı sonuçların olacağını biliyoruz. Türkiye'nin bu alandaki liderliğiyle ilgili çözüm getirmesiyle ilgili de ayrıca müteşekkiriz. Sayın Çavuşoğlu ile bu sabahki toplantımızda zaten bu hususları da konuştuk. Ukrayna'daki limanların korunması gerektiğinden ve burada yine ticari gemiler için güvenli bir geçiş bölgesi oluşturması gerektiğinden bahsettik ve hemfikiriz. Birleşik Krallık'ta bu hususta önlemler